Aslında şu an rüyadasın desem, uyurken zaten rüya görüyorum. Bu rüya ise o zaman uyuduğumda gördüğüm nedir dersin. İster buraya illüzyon de, istersen rüya alemi de, ne dersen de, bu alemde gördüğün bir rüyadır. Uyurken de gördüğün rüya içinde rüyadan ibarettir. Uyurken gördüğün, yani rüya içindeki rüyada sanki kendi bilincinde değilsin. Ne zaman bu bilinç kendi farkına varırsa, yani rüyanın rüya olduğunun farkına varırsan, rüyadan uyanmış olursun. Rüya içindeki rüyadan uyandın. Ancak asıl rüyadan, yani şu an içinde bulunduğun rüyadan uyanabiliyor musun? Aslında şu içinde bulunduğumuz an rüyadan uyanma değil de rüyaya uyanma desek daha doğru olur. Yani bu anın rüya olduğuna uyanmak. Şu anki rüyanda zihninin aynasına dünya yansıtılıyor. Bir nevi düş görüyorsun ve sen ona o kadar dalmış, onunla o kadar özdeşleşmişsin ki kim olduğunu tamamen unutmuşsun. Aynen rüya içinde gördüğün rüyada olduğu gibi. Kendin dışında her şeyi görüyorsun ve kendin dışında her şeyi hissediyor ve kendin dışında ne varsa biliyorsun. Ancak kendinin farkında değilsin. Bir nevi kendinin bilincinde değilsin. Zaten kendinin bilincinde olsan rüyada olmazsın. Bu bilincin şu an içinde olmuş olsa şu an gördüğün bir rüyadan da uyanmış olacaksın. Her zaman bu böyledir. Rüya gören rüyanın içinde kaybolmuştur. Kendi bilincinin kendinin farkına varmadığı müddetçe, yani rüya görme kesilmediği müddetçe de kendine uyanamazsın. Sanki kendi bilincinde değilsin, kendini bilmiyorsun. Nesnel dünyada pek çok şey biliyorsun ama özne olan kendini bilmiyorsun. İnsan bir tür uykudur. Herkes derin uykudadır. Sana kim olduğunu biliyor musun sorusu yöneltilse aslında yanıtlayamazsın. Kim olmadığını bilmiyorsun ki kim olduğunu bilesin. Çünkü uyuyorsun ve rüyadasın. Şu anki halin neye benzer bilir misin? Bir film izliyorsun ve gözlerinin önünden bu film akıp gidiyor. Film bittiğinde ve kendi merkezine geldiğinde film izlerken 2 saatin geçtiğini hatırlarsın. Aynı zamanda film izlerken filmin sende hissettirdiği duygu durumuna göre de ya ağlıyordun ya da kahkahalar atıyordun. Film bitti, şimdi ise bu senin için yalnızca bir film ve hikayeden ibaretti. Çünkü ekranda hiçbir şey yoktu, izlediklerin yalnızca bir ışık ve gölge oyunuydu. Şimdi kendine geldin ve gülüyorsun. Peki sana bir soru, bu 2 saat boyunca sen neredeydin? Bir defa kendi merkezinde değildin. Oraya filmin oynadığı yere gitmiştin, kendi merkezinde değildin, kendinde de değildin. Başka bir yerdeydin. Şu anda olan durum da böyledir. Hayat da bir film gibidir. Her şey bir enerji ve bir kısım enerjiler de bizim ihtiyacımıza göre görüntü alanımıza yansıtılmıştır. Onun dışındakiler bizim görüntü, işitme, dokunma ve hissetme alanımızın dışındadır. Biz kim olduğumuzu fark etmeden bu rüya içinde hep izleriz, dinleriz, konuşuruz ve bazen de olaylar karşısında etkileniriz. Eğer film biter de bu rüyadır deyip gerçekliğimize, hakikatimize uyanırsak işte o zaman rüyadan çıkmış oluruz. Normal hayatında bazen her şeyin bir rüya olduğuna uyanır gibi olursun. Ama sen yine de o filme, o rüyaya dönmeye çalışırsın. Çünkü o tanıdıktır. Ona aşinasın ve ona alışıksın. Bir boşluğa düşmekten korkarsın. Bu nedenle de uyanmak istemezsin. Çünkü zihnin daima her duyguyu ve olayı bir gerçekliğe bağlamak ister. Rüya görmek ile gerçeklik arasında bir benzerlik var. Aslında hayal etmek ile rüya arasında da bir benzerlik var. Hepsinde de görüntü, elektrik dalgaları gibidir, beyne giderler. Gözünle bir resme baktığında göz görmez,
sadece yansımayı alır. Görme beyinde gerçekleşir. Hayal ettiğinde de görüntü senin tasavvurundan beynine yansır. Görmek için baktığınla hayal ettiğin her şey sadece yansımadan ibarettir. Her şey rüya ve yansımadan ibaretse, ben bunları değiştiririm algısına da kesinlikle kapılma. Bırak her ne yaşanırsa her şey olduğu gibi aksın. Çünkü hayatındaki her şeyi kontrol edip değiştirmeye kalkmak onun rüya değil, gerçek olduğu inancına dayanır. Bu dünyanın bir yanılsama, aldatmaca, bir perde, bir rüya olduğunu hatırlamaya çalış. Çünkü algımız her zaman gerçeği farklı göstermiş ve sabitlemeye çalışmıştır. Bu durum yarısı suya batırılmış, düz bir çubuğun büküldüğü algımıza benzer. Çubuğun bükülmesini algımızdan dolayı gerçek sanırız. Ancak çubuğun bükülmesi bir yanılsamadır. Gerçekte çubuk düzdür. Rüyalarını rüya olarak hissettiğin zaman rüya göreni de hissetmeye başlayacaksın. Çünkü rüyayı gerçek olarak kabul ettiğin zaman özneyi hissedemezsin. Nasıl ki filmin gerçek olduğunu hissettiğinde kendini unutursun. Film bittiği zaman filmin gerçek olmadığını anladığın anda gerçekliğin dışarı fışkırır ve kendini hissedersin. Peki içinde bulunduğun bu rüyaya nasıl uyanabilirsin? Dünya hakkında hiçbir şey düşünme. Kendi varlığını hatırla. Her ne yapıyor olursan ol. Su içiyorsun, yemek yiyorsun. Kendini hatırla ve de ki ben varım. Biri konuşuyorsa o sensin. Ben varım, ben varım, ben varım. Bırak bu ben varım daima bir farkındalık faktörü olsun. Böylece düşlerin ötesine geçmeyi, düşlerin düş olduğunu bilmeyi başarabileceksin. Bütün gün ben varım diye hatırlamayı başarabilirsen bu hatırlayış uykuna da işler. Ve rüya görürken devamlı hatırlarsın ki ben varım. Rüyada ben varımı hatırlayabilirsen rüya yalnızca bir rüya olur. O zaman rüya seni aldatamaz ve rüya gerçeklikmiş gibi hissedilemez. Aslında mekanizma şudur. Sen kendini hatırlayışı kaçırdıkça rüya gerçeklik gibi hissedilir. Ben varımı gözden kaçırıyorsun. Kendini hatırlayış yoksa o zaman rüyalar gerçeklik oluyor. Kendini hatırlayış varsa o zaman gerçeklik, sözde gerçeklik yalnızca bir rüya halini alıyor. Rüya ile gerçeklik arasındaki fark budur. Sen varsan o zaman tüm gerçeklik yalnızca bir rüyadır. Sen yoksan o zaman rüya gerçeklik olur. Ya sen var olabilirsin ya da rüyalar. İkisi birden var olamaz. Bu yüzden kendine Ali deme, Mehmet deme, Fatma deme, herhangi bir isim kullanma. Çünkü sen bu değilsin. Yalnızca ben varımı kullan. Bunu her eylemde kullan ve hisset. İçeride ne kadar gerçek olursan, çevrendeki dünya o kadar gerçek dışı olur. Gerçeklik ben olur ve dünya gerçek dışı olur. Ya dünya gerçektir ya da ben. İkisi birden gerçek olamaz. Sen şimdi yalnızca bir rüya olduğunu hissediyorsun. O zaman dünya gerçek olur. Vurguyu değiştirirsen, gerçek ol, o zaman dünya gerçek dışı olur. Kendini hatırlayabilirsen, o zaman kimsenin kendini hatırlamadığını ve her insanın bu şekilde hareket ettiğini anlayacaksın. Bütün dünya uykuda ama sen işe uyanıkken başla. Hatırladığın her an ben varıma başla. Ben varım, ben varım, ben varım. Sözcüklerini tekrarlarken daha çok bunun verdiği duyguyu hissederek kendinde farkındalık oluştur. Varlığına karşı duyarlı ol. Birinin eline dokunduğun zaman yalnızca eline dokunma. Dokunuşunu da hisset ama kendini de hisset. Yemek yerken yalnızca yemeğe odaklanma. Kendini yemek yerken hisset. Bu duygu, bu duyarlılık zihninde gittikçe derinlere işlesin. Ve sen böyle kendi benliğine farkındalık oluşturdukça bir gün
aniden kendi merkezinde uyanırsın ve o zaman tüm dünya bir rüya olur. O zaman rüyalarının rüya olduğunu anlarsın ve rüyalarının rüya olduğunu anladığın zaman rüyalar kesilir. Ancak gerçekmiş gibi hissedilirken rüyalar sürebilir. Gerçek dışıymış gibi hissedildiği için rüyalar kesilmiştir. Ve içindeki rüya görme durduğu zaman yeni bir insan olursun. Eski insan ölür. Uyuyan insan ölür. Eskiden olduğun insan artık yoktur. İlk defa farkında olursun. Tüm dünya uykudadır ve sen uyanıksındır. Sen uyandığında eşya önemini yitirir. Nefsinin bir anlamı kalmaz. Nefsin öldüğünde, yani ölmeden önce ölümü nefsine tattırdığında, aslında kendi bilincinde, özünde kalırsın, her şeyin tek bir bilinç olduğuna uyanırsın. Uyanmış olana bu uyanıştan sonra üzüntü olmaz. Bu uyanıştan sonra ölüm olmaz. Bu uyanış sayesinde korku yoktur. İlk defa her şeyden bağımsız olursun. Uykudan bağımsız olmak, rüyadan bağımsız olmak, her şeyden bağımsız olarak özgürleşir. Nefret ve öfke senin benliğinde yok olur.